arkadaşlar, konu basınç deyince Hicabi Hoca burada. Neden hocam basınç? Basıncı aslında günlük hayatımızda her yerde görüyoruz. Biraz daha böyle bilimsel bakacağız hocam. Yani evet, günlük hayatta her konuda bir basınç hissediyoruz. Hocam hep sorarlar yani neden mizah diye. Bu neden basınç? Günlük hayatımızın her yerinde karşımıza çıkıyor. Çok derin bir nefes aldın yani cevap versen. Derinden bir, ciğerlerimden bir basınç geldi sanırım. Tamam. Neden basınç? Bu soruya cevap veremiyorum ben bir türlü. Neden basınç? Ne diyeyim? Neden basınç ya? Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Neden basınç sorusuna tabii soru mantıklı olmadığı için mantıklı bir cevap alamadık. O zaman ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Basınç hocam bildiğim kadarıyla böyle ağırlık, yüzey alanı bunlarla ilgili hep böyle deve değil de neydi o? Filin ayağından örnek veriyorsunuz. Evet hocam, yani basınç dediğimiz şey aslında cismin hem ağırlığına bağlı hem de taban alanına bağlı. Dolayısıyla ağırlığı fazla olan varlıklardan bahsederek biraz daha aslında ilgi çekici hale getiriyoruz. Peki mesela bir fili alsak Ay'a götürsek. Biraz zor olabilir ama deneyelim. Deneyelim. Fili aldık, Ay'a götürdük. Ay'daki ayak izi basınç neyse. Yani eğer fili biz Ay'a götürürsek Ay'daki çekim kuvveti dünyadaki çekim kuvvetinden daha az. Dolayısıyla ağırlığı daha az olacak. Burada oluşturduğu o iz derinliği de ne olacaktır? Daha az olacaktır. Çok bilimsel oldu. Başka bir şey mesela Ay'a deve götürdük. Yani susuzluğa dayanıklı. Belki o yüzden o şeyden hatırlıyorum onu. Konu vardı. Adaptasyon. Adaptasyon evet. Deve suya dayanıklı. Orada hem basınç konusunu hem de kalıtım konusunu biraz anlatırız. Eğer ki deveyi götürmeyi başarabilirsek tabii. Konuyu arkadaşlar öyle bir yerden girdik ki fili Ay'a götürdük. Deve susuzluğa dayanıklı, Ay'da yaşar. Konu neyse birbirine girdi sanırım. Oksijensizliğe dayanıklı mı deve? Değil. Yani bütün canlıların yaşaması için oksijene ihtiyacı var. Ay'da da atmosfer olmadığı için o oksijensiz ortamda yaşamayacak. Tabii konunun basınçla bir alakası yok. Bir alakası yok. Yani orada bir iz bırakacağız diye deveyi deveye yazık etmeyelim. Arkadaşlar basınç konusunda bir de Pascal ismi çok geçiyor. Burada da yazıyor galiba. Burada hocam Pascal'ı yazdık. Bütün bilim insanlarını yazdık. Bizim olmayanı çok alınır. Alınır muhtemelen ama şu an basıncı anlatacağımız için şu an Pascal'ı götürdük. Pascal'la basıncın ne alakası? Pascal bir bilim insanı ve basınçla ilgili deneyler yapıyor. Bu nedenle basıncın bilimine de Pascal adı veriliyor. Yani direkt bilime kendi adını vermiş. Kendi adını veriyor. Yani sen de bir şey bulursan eğer ona da Mustafa diyebilir. Kısaca muyla gösterebiliriz. Kısaca muyla göstereceğim. Muyla gösterebiliriz. Basıncın birimi Pascal. Basıncın birimi Pascal. PA harfleriyle göstereceğiz. Zaten ders anlatımımızda görecek arkadaşlar. Arkadaşlar son kritik soru Hicabi Hoca'yı bulmuşken soralım. Bir filin sağ ön ayağının yere yaptığı basınç kaç P? P miydi Pascal? Kaç Pascal? Kaç Pascal? Bunun için filin ağırlığını bilmek gerekiyor. Bir de ayak taban alanını bilmek gerekiyor. Şimdi hemen böyle ezbere bir şey söylemeyelim. O verileri verirseniz eğer hesaplayabilir misiniz? Hesaplarsınız. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde verileri vereceğim. Hesabı birlikte inceleyeceğiz. Çok eğleneceğimiz kesin. Kesinlikle. Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf fen bilimleri dersinin 3. ünitesi olan basınç ünitesini anlatacağız. Ancak bu dersimizde sadece katıların basıncına değineceğiz. Bakalım bu derste neler göreceğiz? Birazcık onlardan bahsedelim. Öncelikle basıncı tanımlayacağız. Daha sonra basınca etki eden, katı basıncına etki eden faktörlerden bahsedeceğiz ve katı basıncı ile ilgili sorular çözeceğiz. Birazcık zihnimizi tazeleyelim. 7. sınıfa gidelim. Hatırlayın, 7. sınıfta kütle ve ağırlık ilişkisi adı altında bir ünitemiz vardı. Burada neden bahsediyordu? Bütün varlıkların bir kütlesi vardı ve dünya ne yapıyordu? Bu kütlelerin hepsine yer çekimi kuvveti uyguluyordu. Ve bu yer çekimi kuvvetinin etkisiyle de ne oluşuyordu? Ağırlık oluşuyordu ve hatırlayın, ağırlık neydi? Ağırlık bir kuvvetti. Peki bunun basınç ünitesiyle nasıl bir ilgisi var? Şimdi arkadaşlar, bütün varlıkların neyi var dedik? Bir ağırlığı var. Ve bu ağırlığı dolayısıyla temas ettiği yüzeylere bir kuvvet uyguluyorlar. Ve bu kuvvet sonucunda da ne meydana geliyor? Bu kuvvet sonucunda da basınç meydana geliyor. Bir aracın karlı zeminde hareket ettiğini düşünün. Orada da tekerlek izleri oluşuyor. Bu izlerin oluşmasının sebebi bu varlıkların ağırlıkları dolayısıyla zemine bir kuvvet uygulamaları ve bu kuvvetin sonucunda da ne oluşması? Basınç oluşması. O zaman diyoruz ki bütün varlıklar ağırlıkları nedeniyle zemine kuvvet uygular. Bu kuvvet etkisiyle bir basınç oluşur ve bu zeminlerde ne yaparlar? Bir etki meydana getirirler. Basınç dediğimiz nedir? Birazcık artık yavaş yavaş kendi konumuza doğru gelmeye başlayalım. Basınç dediğimiz şey birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Şimdi biz ağırlığımızdan dolayı bir kuvvet uyguluyoruz. Toplam yüzeye bir kuvvet uyguluyoruz. Ama bunu birim yüzey başına düşen kuvvet olarak hesaplarsak o zaman da neyi elde etmiş oluyoruz?
basıncı elde etmiş oluyoruz. Biliyorsunuz bütün büyüklüklerin bir birimi vardır. Örneğin kütlenin birimi kilogram olabilir, ton olabilir. Zaman birimi saniye olabilir, dakika olabilir, saat olabilir. Basınç da bir büyüklük. Dolayısıyla basıncın da ne olması gerekiyor? Bir biriminin olması gerekiyor. Şimdi tablomuza bakalım. Kuvvet birimi, yüzey alanı birimi ve basınç birimi. Hemen şunu bir hatırlayalım. Kuvvet birimi. Aslında 6. sınıfta kuvvet ünitesini görmüştünüz. Kuvvetin birimi neydi? Kuvvetin birimi Newton'du. Hemen kuvvetin birimini kutucuğumuza yazalım. Kuvvet birimi nedir? Kuvvet birimi Newton'dur. Ve bunu ne yapıyoruz? Ne harfiyle gösteriyoruz? Geldik diğer birim. Yüzey alanı birimi. Yani bir alan biriminden bahsediyoruz. Basınç ünitesinde yüzey alanı birim olarak metrekareyi kullanacağız. Hemen yazalım. Yüzey alanı birimi metrekare olarak alınacak. Bunu da m üzeri 2 ile gösteriyoruz. Eğer kuvvet birimini Newton, yüzey alanı birimini metrekare olarak alırsak bu durumda basınç birimi Pascal olur. Bunu da Pascal olarak yazalım ve Pascal'ı da PA harfiyle gösteriyoruz. Bu anlattığımızdan şu yorumu yapabiliriz. 1 Newton'luk kuvvetin 1 metrekarelik yüzeye yaptığı basınç 1 Pascal'dır. Ve altta da 1 Pascal eşittir 1 Newton bölü 1 metrekare olarak gösterdik. 1 Pascal, Pascal neyin birimiydi? Pascal, hemen yazalım. Pascal, basınç birimi. Newton neyin birimiydi? Newton, kuvvetin birimiydi. Hemen yazıyoruz. Kuvvetin birimi. Metrekare ise neyin birimiydi? Yüzey alanının birimi. Yüzey alanı birimi. Tekrar edelim. 1 Pascal eşittir 1 Newton bölü 1 metrekare diyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi önemli bir yere geldik. Bu da nedir? Basıncın bağlı olduğu faktörler. Şimdi arkadaşlar, basınç iki tane faktöre bağlıdır. Nedir bu faktörler? 1. Cismin bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet. 2. Cismin zemin ile temas eden yüzey alanı, yani taban alanı. Ama ondan önce şöyle önemli bir bilgi verelim sizlere. Ağırlıktan bahsetmiştik. Bütün cisimlerin bir ağırlığı var. Ve bu ağırlığı nedeniyle bulunduğu yüzeye ne yapıyorlar? Bir kuvvet uyguluyorlar. Örneğin benim ağırlığım 800 Newton diye düşünün. Sandalyeye ne yapıyorum? 800 Newton'luk bir kuvvet uyguluyorum. Ayağa kalksaydım ağırlığım değişecek mi? Ağırlığım değişmeyecek. Bu durumda zemine uyguladığım kuvvet yine ne kadar olacak? 800 Newton olacak. O zaman tekrar ediyoruz. Diyoruz ki bir cismin, katı bir cismin bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet ağırlığı kadardır. Ve ağırlık değişmediği sürece bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet de değişmez. Bunu sorularda ileride kullanacağız. Dikkat ediyoruz. Şimdi gelelim katı basıncın bağlı olduğu faktörlerden birincisi. Yani zemine uygulanan kuvvet. Zemine uygulanan kuvvet ile basınç arasında nasıl bir ilişki olabilir? Şimdi gözümüzde bir canlandırma yapalım. Örneğin toprak bir zeminde bir kamyonet ilerliyor olsun. Ne yapacaktır? Toprak zeminde bir iz oluşturacak basınç nedeniyle. Daha sonra bu kamyonetin üzerine yük yüklediğini düşünün. Yani ağırlığını ne yapıyorsunuz? Artırıyorsunuz. Ağırlık arttıkça bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet de ne yapacak? Artacak. Peki dolu kamyon yürüdüğünde, hareket ettiğinde toprak zeminde oluşan iz derinliği ne olur? Artar. O zaman şu çıkarıma ulaşabiliriz. Bir cismin ağırlığı artarsa, yani bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet artarsa basınç da artacaktır. O zaman diyoruz ki katı basıncı uygulanan kuvvetin büyüklüğü ile doğru orantılı. Yani kuvvet arttıkça basınç da artacaktır. Bunu hemen yazarak şöyle belirtelim. Diyoruz ki eğer kuvvet artarsa basınç da, katı basıncı da ne yapacaktır? Katı basıncı da artacaktır diyoruz. Sorularda genellikle deneyler verilir ve bu deneylerin sonuçlarını yorumlamamızı isterler. Biz de bununla ilgili bir düzenek hazırladık. Düzeneğimize baktığımızda kum havuzuna cisimler konuluyor. Özdeş cisimler konuluyor. Neden kum havuzuna konuluyor? Sebebi şudur. Bu cisimler kum havuzuna konulduğunda basınç etkisiyle ne yapacaklar? Bir iz oluşturacak. Ve oluşan iz derinliği de basınç arttıkça artacak. Birinci şeklimize bakıyoruz.
Kum havuzuna bir tane cisim konulmuş. Daha sonra bu cismin üzerine bir tane daha cisim eklenmiş. Ve üçüncüsünde bir tane daha cisim eklenmiş. Neyi değiştirdik? Örneğin her bir cismin ağırlığına 10 Newton diyelim. Bu durumda birinci cismin bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet de 10 Newton olacak. İkincisine geldiğimizde iki tane cisim konulmuş. Dolayısıyla bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet için 20 Newton diyebiliriz. Üçüncüsünde ise bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet için 30 Newton diyebiliriz. Şimdi bunların kum havuzunda oluşturduğu iz derinliklerini kıyaslayacağım. Yani aslında basınçlarını kıyaslayacağım. Ama burada bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Eğer böyle bir karşılaştırma sorusuyla karşılaşırsak değişkenlerden birisini sabit tutmalıyız, diğer değişken değişmeli. Peki burada neyi sabit tuttuk? Bakın, ilk şekle baktım. Zemine temas eden alan bir tane cismin taban alanı kadar. İkincisinde yine zeminde bir tane cisim var. Yine taban alanı aynı. Üçüncüsünde de yine taban alanı aynı. Taban alanını ne yaptık? Sabit tuttuk. Tek değişkenimiz ne? Zemine uygulanan kuvvet. Biz artık öğrendik. Zemine uygulanan kuvvet arttıkça basınç da artacak. Bu durumda cisim, bir cisim, iki cisim ve üç cisim koyduğumuzda ağırlık artacağı için basınç da artacak. Kum havuzunda oluşan iz derinliği de artacak. O zaman diyoruz ki bir cisim koyduğumuzda oluşan iz derinliği az. İki cisim koyduğumuzda oluşan iz derinliği orta. Üç cisim koyduğumuzda oluşan iz derinliği ne olacak? Daha çok olacak. Bu birinci değişkenimizdi. Şimdi ikinci değişkenimize bakalım. Katı basıncını etkileyen ikinci değişkenimiz. Yani cismin zemine temas eden taban alanı. Peki taban alanı ile basınç arasında nasıl bir ilişki var? Yine gözümüzde bir canlandırma yapalım. Örneğin sahilde ya da kar üzerinde yürüdüğünüzü düşünün. Bir spor ayakkabısıyla yürüdüğünüzü düşünün. Bir de topuklu ayakkabıyla yürüdüğünüzü düşünün. Eğer spor ayakkabıyla yürürseniz oluşan iz derinliğiniz az olur. Ama topuklu ayakkabıyla yürürseniz o zaman iz derinliğiniz ne olur? Daha fazla olur. Hemen çıkarımda bulunabiliriz. Yürüyen kişi aynı, yani ağırlık aynı. Ama spor ayakkabıda taban alanı genişken, topuklu ayakkabıda taban alanı daha az. O zaman taban alanı küçüldükçe basınç da ne olmuş diyebilirim? Basınç da artmış diyebilirim. O zaman diyebiliriz ki katı basıncı cismin yüzeye temas eden alanı ile ters orantılıdır. Ne demektir ters orantı? Birisi artarken diğeri ne olacak? Diğeri azalacak. O zaman hemen yine bunu not edelim. Diyelim ki yüzey alanı ya da taban alanı arttıkça basıncın ne olmasını bekliyoruz? Azalmasını bekliyoruz. Ya da tam tersi, taban alanı azaldıkça basınç ne yapacaktır? Artacaktır. Yine kum havuzuna konulan cisimler. Görselde görüyorsunuz. Ve bunlar özdeş küplerle oluşturulmuş. Özdeş küplerle oluşturulması bize yarar sağlayacak. Nasıl bir yarar sağlayacak? Ne demiştik? Eğer farklı değişkenler varsa diğer değişkenler sabit tutulup bir tanesi değiştirilmeli. Şimdi şeklimize bakıyoruz. Her birinde kaçar tane küp var? 6'şar tane küp var. Dolayısıyla bu cisimlerin ağırlıkları birbirine eşit. Yani ağırlığı sabit tuttum. Bu durumda taban alanına, yani yüzey alanına bakacağım. Şimdi bakıyorum. Birincisinde kaç tane küp kum havuzuna temas ediyor? 6 tane küp. O zaman bunun alanına biz şöyle 6 metrekare diyelim. İkinci şekle baktığımızda 3 tane küp zemine temas ediyor. O zaman buna da 3 metrekare diyelim. Üçüncüsünde ise 2 tane küp zemine temas ediyor. Buna da 2 metrekare diyelim. Hepsinin ağırlıkları aynıydı. Ama bakın taban alanı giderek ne yapıyor? Taban alanı giderek azalıyor. Taban alanı azalırsa basıncında ne olmasını bekliyoruz? Basıncın da artmasını bekliyoruz. Bu durumda yüzey alanı azaldıkça basınç artacağı için 1, 2 ve 3. düzenekleri incelediğimizde en az basınç 1, 2. basınç biraz daha fazla, 3. basınç en fazla olacak. Dolayısıyla buradaki kum havuzunda oluşan iz derinliği de ne olacak? En fazla olacak. O zaman pembe yüzeyi üzerindeyken taban alanı fazla olduğu için kum havuzunda oluşan iz derinliği az. Sarıda biraz daha artacak orta. Ama mavi yüzeyi üzerine koyduğumuzda taban alanı en küçük olduğu için basınç en büyük olacak. Ve kum havuzunda oluşan iz derinliği de ne olacaktır? Daha çok olacaktır. Şimdi bize görseller vermiş ve bu görseller 1 ve 2 ya da 3 ve 4. durumdaki
basınçları kıyaslamamızı istiyor. Görselleri inceleyelim. Örneğin 1 ve 2. görsele bakalım. Aynı çocuklar ve her iki durumda da iki ayağı üzerinde duruyor. Bu bize neyi gösterir? Taban alanlarının eşit olduğunu gösterir. Peki taban alanları eşit. Basıncı ne etkileyecekti bu durumda? Zemine uygulanan kuvvet etkileyecekti. Birinci şekle baktığımızda çocuğun sırtında çanta var. Ama ikinci şekilde bu çanta yok. Yani birinci şekilde ağırlık, dolayısıyla zemine uyguladığı kuvvet fazla. İkincisinde zemine uyguladığı kuvvet daha az. Ve kuvvet fazlaysa basınç fazla, kuvvet az ise basınç daha az olacak. Bu durumda hangisinde 1 ve 2'den hangisinde basıncın fazla olmasını beklerim? 1'de basıncın fazla olmasını beklerim. Diyoruz ki birinci durumda basınç nedir arkadaşlar? Daha fazlayken ikinci durumda basınç daha az olacak. 3 ve 4. görsellere baktığımızda yine aynı çocuk. Dolayısıyla bu çocukların ağırlıkları aynı. Yani zemine uyguladıkları kuvvetler aynı. Peki farklı olan ne? Dikkat edin. Üçüncü şekilde çocuk tek ayağı üzerinde duruyor. Dördüncüsünde ise iki ayağı üzerinde duruyor. Yani üçüncü şekilde taban alanı daha az. Dördüncü şekilde taban alanı daha fazla. Ne demiştik? Taban alanı az ise basınç daha fazla. Bu durumda 3'te basınç daha fazlayken 4'te basıncın ne olmasını bekliyoruz? Daha az olmasını bekliyoruz. Şu ana kadar anlattığımız kısımla ilgili bir örnek çözmeye çalışalım. Örneğimizi bir okuyalım. Yukarıdaki 1, 2 ve 3 numaralı cisimler ters çevrilirse bulundukları zemine uygulayacakları basınçlar ile ilgili ne söylenebilir diye sorulmakta. Burada hemen bir şeye dikkat edelim arkadaşlar. O da nedir? Cisimleri ters çevirmemizi istiyor. Eğer bu cisimleri ters çevirirsek ağırlıkları değişir mi? Ağırlıkları değişmez. Dolayısıyla bulundukları zemine uyguladıkları kuvvetler de değişmez. O zaman kuvvetimiz değişmeyecek. Basıncı değiştirecek olan faktör eğer değişecekse ne olacaktır? Taban alanı olacaktır. Birinci cismi ters çevirdiğimizi düşünelim. Hemen şöyle şekli çizmeye çalışayım. Birincisini ters çevirdiğinizi düşünün. Acaba bu durumda basınç nasıl değişir? Ağırlıklar aynı olduğu için bakmam gereken şey taban alanının nasıl değiştiği olmalı. Bakıyorum birinci şekilde taban alanı büyük iken ters çevirdiğimde taban alanı ne oldu? Küçüldü. Taban alanı küçülmüşse eğer basınç ne yapmıştır? Basınç artmıştır. O zaman diyoruz ki bu durumda basınç artacak. Geldik ikinci cisim. Yine ters çevirdik. Ters çevirdiğimizde acaba basınç nasıl değişecek? Ters çevirdiğimizde şekli nasıl olacak? Hemen şöyle basitçe çizmeye çalışayım. Bunu ters çevirdiğimi düşündüm. Şimdi bakıyorum taban alanı küçüktü. Artık taban alanı büyüdü. Taban alanı artarsa basınç ne olacak? Basınç azalacak. Basınç azalır. Geldik üçüncü isim ve bunu ters çevirelim. Ters çevirdiğimizde hemen ters çevirdiğimi düşünelim, basitçe çizelim. Düzgün geometrik şekilli bir cisim. Eğer bunu ters çevirirsem taban alanında herhangi bir değişiklik olur mu? Olmaz. Dolayısıyla ağırlık değişmedi, taban alanında değişmedi. O zaman basıncımız içinde ne söyleyebiliriz? Basıncımız da değişmez diyebiliriz. Evet arkadaşlar, basınca etki eden faktörleri öğrendik. Bunlardan birisi de neydi? Taban alanı arttıkça basınç azalacak. Taban alanı arttıkça basıncın azalması bazı hayvanların yaşamlarını kolaylaştırır. Görsellerimize baktığımızda ne görüyoruz? Bir fil görüyoruz, bir deve görüyoruz, bir kutup ayısı görüyoruz, bir de gergedan görüyoruz. Bu hayvanların ortak özelliği nedir? Ağırlıklarının yani bulundukları zeminlere uyguladıkları kuvvetlerin fazla olması. Şimdi bu hayvanların ağırlıkları fazla. Normalde ne bekleriz? Zemine uygulayacakları basınçların fazla olmasını bekleriz. Eğer böyle olsaydı bulundukları zeminde ne yapacaklardı? Batacaklardı. Kum zeminde batacaklardı, toprak zeminde batacaklardı ya kutup ayısı buz üzerinde yürürken çok fazla basınç uyguladığı için buzun kırılmasına sebep olacaktı. Ama bu hayvanların bir başka ortak özelliği daha var. O da ayaklarının taban alanları geniş. İşte ayaklarının taban alanları geniş olduğu için zemine uygulayacakları basıncı azaltıyor. Ve bu sayede bu canlının yaşamlarını ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Şimdi katıların başka bir özelliğinden bahsedeceğiz. Eğer katı bir cisme bir kuvvet uygulanırsa katı cisim bu kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü değiştirmeden aynen iletir. Örneğin kalemimiz katı bir madde. Buradan eğer bir F kuvveti uygularsak, örneğin 10 Newton'luk bir kuvvet uyguladığımızı düşünelim.
Bu katı madde 10 Newton'luk kuvveti arka kısmından ön kısmına aynen büyüklüğünü değiştirmeden iletir. Ve bu bizim günlük hayatta iş yapmamıza kolaylık sağlar. Örneğin görselimize baktığımızda çiviye çekiç yardımıyla bir F kuvveti uygulanıyor. Demiştik ki katılar kuvveti aynen ne yapacaklar? İletecekler. Dolayısıyla çivinin geniş kısmına F kuvveti uyguladığımızda bu F kuvveti çivinin uç kısmına aynen iletecek. Yalnız burada bir şeye dikkat edin. Katılar uygulanan basıncı aynen iletir demedik. Katılar uygulanan kuvveti aynen iletir. Dikkat edin, hata yapmayın. Şimdi katı cisimler üzerlerine uygulanan kuvveti aynen ne yapıyor? İletiyor. Dolayısıyla biz katı bir cisme kuvvet uygularsak bu katı cismin bulunduğu zemine uyguladığı toplam kuvveti artırabilir ya da azaltabiliriz. Bu sayede katı cismin bulunduğu zemine uyguladığı basıncı da artırabilir ya da azaltabiliriz. Şekillerimize baktığımızda ağırlığı 50 Newton olan bir cisim var. Bu durumda bu cismin bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet de ne kadar olacaktır? 50 Newton olacaktır. Ama ikinci şeklimize baktığımızda yine ağırlığı 50 Newton olan bir cisme aşağıya doğru 10 Newton'luk bir kuvveti de biz ekstradan ne yaptık? Uyguladık. 6. sınıfta bileşik kuvveti hatırlayın. Eğer doğrultuları ve yönleri aynı olan kuvvetlerin bileşkesini bulmamız gerekiyorsa ne yapıyorduk? Kuvvetlerin büyüklerini topluyorduk. Ağırlık aşağıya doğru olan bir kuvvet. Ve biz buna ne yaptık? 10 Newton'luk bir kuvvet daha ekledik. Dolayısıyla bu cismin bulunduğu zemine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü 50 artı 10 Newton'dan 60 Newton olacaktır. Geldik bir diğer şeklimize. 50 Newton ağırlığında bir cisim var. Bu sefer buna yukarı yönlü 10 Newton'luk bir kuvvet uyguluyoruz. Ya 50 Newton'luk ağırlık aşağıya doğru. 10 Newton'luk uyguladığımız kuvvet yukarı doğru. Yani yönleri farklı. Bu durumda bileşik kuvveti nasıl bulacağız? Büyük olan kuvvetten küçük olan kuvveti çıkararak bulacağız. Bu durumda bu cismin bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet 50 Newton eksi 10 Newton'dan kaç Newton olarak karşımıza çıkacak? 40 Newton olarak karşımıza çıkacak. Evet arkadaşlar, katıların üzerlerine uygulanan kuvveti büyüklüğünü ve yönünü değiştirmeden aynen ilettiğini öğrendik. Katı bir cismimize eğer aşağı yönde bir kuvvet uygularsak cismin bulunduğu zemine uyguladığı kuvveti arttırdık. Yukarı doğru bir kuvvet uygularsak bulunduğu zemine uyguladığı kuvveti ne yaptık? Azaltmış olduk. Şimdi bu anlattığımız kısımla ilgili bir tane örneğimiz var. Hemen o örneğimize bakalım. Yukarıda ağırlıkları belirtilen ve taban alanları eşit olan, hemen bunun altını çiziyoruz. Taban alanları eşit soruda kullanacağız. K, L ve M cisimlerine belirtilen yönlerde ve büyüklüklerde kuvvetler uygulanıyor. Buna göre kuvvetler uygulandıktan sonra cisimlerin bulundukları zemine uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki nasıl olur diye soruyor. K cismine bakıyoruz. Ağırlığı ne kadar? 60 Newton ve aşağı yönde 20 Newton'luk bir kuvvet uygulamışız. Bu durumda cismin bulunduğu zemine uyguladığı toplam kuvvet 60 Newton artı 20 Newton'dan kaç Newton olacaktır? 80 Newton olacaktır. L cismine baktığımızda ağırlığı 40 Newton ve aşağı yönde 20 Newton'luk bir kuvvet uyguluyoruz. Yine L cisminin bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet 40 Newton artı 20 Newton'dan kaç Newton olacaktır? 60 Newton olacaktır. M cismine baktığımızda dikkat edin. Ağırlığı 100 Newton ama bu sefer yukarı yönlü bir 20 Newton'luk kuvvet uygulanıyor. Dolayısıyla M cisminin bulunduğu zemine uyguladığı kuvveti bulmak için 100 Newton eksi 20 Newton yapmamız gerekiyor. Ve M cisminin bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet de ne kadar olacaktır? 80 Newton olacaktır. Soruyu okurken bir yerin altını çizmiştik. O da neydi? Taban alanları eşit. Demiştik ki böyle sorularda kıyaslama yaparken ya taban alanları eşit verilir ya da uygulanan kuvvetler eşit verilir ki kıyaslama daha kolay olsun. Taban alanları eşitse biz biliyoruz ki uygulanan kuvvet arttıkça basınç da artacaktır. Dolayısıyla bakmamız gereken tek şey cisimlerin bulundukları zeminlere uyguladığı kuvvetler olmalı. K cismi 80 Newton'luk kuvvet uyguluyor. M cismi de 80 Newton'luk kuvvet uyguluyor. Taban alanları eşit olduğuna göre K ve M cisimlerinin bulundukları zeminlere uyguladıkları basınçlar eşit olmalı. L cismine baktığımızda 60 Newton'luk bir kuvvet uyguluyor. Kuvvet ne oldu? Azaldı. Taban alanı değişmezken kuvvet azalırsa basınç da azalır. Dolayısıyla L cisminin bulunduğu zemine uyguladığı basınç diğerlerinden az olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi çok önemli bir yere geldik. Burayı can kulağıyla dinleyin. Zaten dikkatli dinliyordunuz.
daha da dikkatli dinleyin. Çünkü sorularda hata yapmanıza neden olabilecek bir yer. O da nedir arkadaşlar? Katı cisimlerin bulundukları zemine uyguladıkları kuvvetler ve taban alanları aynı oranda artırılır ya da azaltılır ise bu katı cismin bulunduğu zemine uyguladığı basınç değişmez. Dikkat edin, kuvvet ya da taban alanı artırılır ya da azaltılırsa demedik. Ne dedik? Aynı oranda artırılır ya da azaltılırsa. Görselimize bakalım. Bir pizza ve bu pizzanın dilimleri yavaş yavaş azalıyor. Baktığımızda başlangıçta 8 tane dilim var. Her dilimin ağırlığına biz G diyelim. Bu durumda pizzanın bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet ne kadar olacak? 8G kadar olacak. İkinci şekle baktığımızda sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dilim var. O zaman bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet 6G kadar olacak. Ve son şeklimizde baktığımızda kaç tane var? 5 tane dilim var. O zaman bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet ne kadar olacaktır? 5G kadar olacak. Hemen 5G'mizi de yazalım. Bakıyorum, bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet azaldı. Peki taban alanı? 8 tane dilim zeminle temas ediyordu. O zaman her dilimin tabanına S dersek, zemine temas eden taban alanı ne kadar olacak? 8S kadar olacak. İkincisinde 6S kadar olacak. Üçüncüsünde ise 5S kadar olacak. Bakıyorum, hem kuvvet 8, 6, 5 diye azaldı, hem de taban alanı 8, 6, 5 diye azaldı. Yani aynı oranda azaldılar. İşte aynı oranda azaldığı için ne olacak? Basınç değişmiyor. Bu durumda hem birinci şekildeki, hem ikinci şekildeki, hem de üçüncü şekildeki pizzanın bulunduğu zemine uyguladıkları basınçlar birbirine eşittir. Bunu unutmayalım. Bir de bu kısımda şuna değinmek istiyorum. Eğer yatay zeminde bulunan bir cisim varsa, örneğin yatay zemine bir cisim koyalım ve düzgün geometrik şekilli bir cisim olsun. Eğer bu düzgün geometrik şekilli cismi zemine dik olarak kesersek, örneğin şuradan kestiğimizi düşünelim ve iki parçaya ayırdığımızı düşünelim. İki tane parça haline getirdik. Bu durumda da cismin ağırlığı, yani bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet ve taban alanı aynı oranda azaldığı için cismin bulunduğu zemine uyguladığı basınç değişmeyecek. Örneğin başlangıçta bulunduğu zemine uyguladığı basınca biz 10 Pascal dersek, örneğin bunu 10 Pascal olarak belirttik. Hemen şuraya kalemimizin azizliği 10 Pascal yazdık. Bir diğerinde de yine basınç ne yapmayacaktı? Değişmeyecekti. Her parçanın da yine bulunduğu zemine uyguladığı basınç kaçar paskal olacak? Onar paskal olacak. Dikkat et, sorularda çok kullanacağız. Anlattığımız kısımla ilgili bir örnek çözelim. Örneğimize bakalım. Yukarıdaki K, L ve M cisimlerin bulundukları zemine uyguladıkları basınçlar 3P'dir. Hemen yazıyoruz. Bunun da 3P, bunun da 3P, bunun da yine 3P'ymiş. Diyor ki bize, cisimlerin mor renkli kısımları düzgün olarak kesilip alınıyor. Buna göre son durumda cisimlerin bulundukları zemine uyguladıkları basınçlar ile ilgili ne söylenebilir? K cismine bakıyoruz. Biraz önce anlattığımıza çok benziyor aslında. Düzgün geometrik şekilli bir cisim ve zemini dik olarak kesmişiz. Ne demiştik? Zemini dik olarak kesersek eğer bu cismi, bulunduğu zemine uyguladığı kuvvet ve taban alanı aynı oranda azaldığı için basınç değişmeyecek. O zaman kestiğimizde de yine bu cismin bulunduğu zemine uyguladığı basınç 3P kadar olacaktır. Geldik L cismine. Şimdi mor renkli kısmı kesip atacağım. 30 cm yüksekliğinde bir cisim var ve 15 cm'lik kısmını kesip atacağım. Şimdi bunu attığımda taban alanı değiştiriyor muyum? Hayır, tavandaki küp ya da cisim aynı. Ama burayı kesip attığımda ağırlığını yarıya düşürüyorum. Taban alanı değişmezken ağırlık yarıya düşerse o zaman basınçta ne yapacaktır? Yarıya düşecektir. Yani ne kadar olacaktır? 1,5 P kadar olacaktır. Üçüncü şekle biraz daha dikkat edelim. Yine cismimizin mor renkli kısmını kesip atmamızı istiyor. İlk bakışta bunun yüksekliği 30 cm'ydi. 15 cm'lik kısmını atmamı istiyor. Sanki yarıya düşecekmiş gibi algılayabiliriz. Ama dikkat edin. Bu cisim yukarıya doğru genişleyen bir cisim. Dolayısıyla bu 15 cm yüksekliğindeki kısmı atarsak aslında ağırlığının yarısından daha fazlasını atmış oluruz. Bu durumda eğer yarısını atsaydım ne kadar olacaktı? 1,5 P kadar olacaktı.
Ama ağırlığın yarısından fazlasını attığımız için ne olacaktır basınç? 1,5 P'den daha az olacaktır. Düzgün geometrik şekli olmayan ya da genişleyen ya da daralan cisimlerden bahsediyorsak biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek bir sorumuz var. Hemen bu örnek sorumuza bakalım. Özdeş küpler kullanılarak katı basıncı ile ilgili aşağıdaki etkinlik yapılacaktır. Bunun için masanın üzerine bir adet küp konularak etkinliğe başlanacak ve her basamak için verilen talimatlar yerine getirilecektir. Buna göre yapılan etkinliğin hangi basamağında hata yapılmış diye bize sorulmaktadır. Şimdi bakalım basamakları tek tek inceleyelim. Başlangıçta bir tane küpümüz var. Daha sonra birinci basamakta bunun üzerine bir tane daha küp ekleniyor. Yani ağırlık iki katına çıkarılıyor. Ama bakıyorum tavanda bir tane küp vardı, hala bir tane küp var. Taban alanı değişmiyor. Ağırlık iki katına çıktı, taban alanı değişmedi. Dolayısıyla basınç da ne olacak? İki katına çıkacak. Bakıyorum birinci basamak için zemine uygulanan basıncı iki katına çıkarın diyor. Ve zaten ne oldu? Basınç iki katına çıktı. O zaman burada hata yapılmadı. Geldik ikinci basamağa. İki tane küpümüz var. Bunun yanına iki tane daha küp konuluyor. Yani ağırlık yine ne yapılıyor? İki katına çıkarılıyor. Ama bu sefer tabanda bir tane küp varken değişiklikten sonra tabanda kaç tane küp var? İki. Taban alanı da iki katına çıktı. Hem ağırlık hem de taban alanı iki katına çıktığı için basınç ne olmayacaktır? Değişmeyecektir. Okuyalım ikinci basamağı. Zemine uygulanan basıncın bir önceki basamak ile aynı kalmasını sağlayın. Ve basınç değişmemişti. O zaman burada da hata yoktur. Üçüncü basamak. Dört tane küpümüz var ve bu basamakta üzerine dört tane daha küp konuluyor. Yani ağırlık yine iki katına çıkarılıyor. Tabanda iki tane küp vardı. Hala iki tane küp var. Ağırlık iki katına çıkarken taban alanı değişmedi. Dolayısıyla basınç ne yapacaktır? İki katına çıkacaktır. Üçüncü basamağa bakalım. Zemine uygulanan basıncı bir önceki basamağa göre iki katına çıkarın. Evet, basınç iki katına çıktı. Burada da hata yok. Ve geldik dördüncü basamağa. 8 tane küp vardı. Burada kaç tane küp var? 4. Ağırlık yarıya düştü. Tabanda bakıyorum başlangıçta 2 tane küp var ama burada 1 tane küp var. Taban alanı da yarıya düştü. Ağırlık da yarıya düştü. Taban alanı da yarıya düştü. Yani aynı oranda azaldı. Bu durumda basınç değişmeyecektir. Ama diyor ki zemine uygulanan basıncı bir önceki basamağa göre yarıya düşürün diyordu. Burada basınç ne yapmadı? Değişmedi. O zaman burada ne yapılmıştır? Hata yapılmıştır. Cevap D seçeneğidir. Ve yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulardan bir tanesi, çok dikkat gerektiren bir soru. Dikkatli dinleyelim. Jenga oyunu özdeş tahta bloklarda oluşan bir tür denge oyunudur. Bu oyunda istenen yerden bir tahta blok çekilir ve kulenin üzerine yerleştirilir. Bloğu çekerken kuleyi deviren oyuncu oyunu kaybeder. İki oyuncu görselleri ve hamleleri aşağıda verilen oyunu oynuyorlar. Buna göre oyun esnasında masa üzerine etki eden basınçla ilgili 1, 2, 3 çıkarımlarından hangileri doğrudur? Yalnız soruda dikkat etmemiz gereken bir yer var. Bize neyi soruyor? Masa üzerine etkiyen basıncı soruyor. Dikkat edin, blokların tahtaya ya da tahtanın masaya ya da masanın yere uyguladığı basınçtan bahsetmiyor. Diyor ki masaya etki eden basınçla ilgili hangi çıkarımlara ulaşılabilir? Masaya kim basınç uyguluyor? Üzerindeki tahta basınç uyguluyor. Ve bütün hamlelerden sonra ve başlangıçta tahtanın masaya temas eden alanları aynı. O zaman alanda herhangi bir değişiklik yok. Sonra hamlelere bakalım. Blokların altından bir tanesini çekti ve bu bloğu getirdi üste koydu. Ağırlık değişir mi? Alttan aldı üste koydu. Toplam ağırlık ne yapmadı? Değişmedi. Yani tahta ve üzerindeki blokların toplam ağırlığı değişmedi. Dolayısıyla tahtanın masaya uyguladığı basınç da değişmeyecektir. Başlangıçta P diyelim. Birinci hamle sonunda da yine masaya etkilen basınç ne kadar? P kadar. İkinci hamle buradan aldığı bloğu yine üste koydu. Dolayısıyla tahta ve blokların toplam ağırlığı ne yapmadı? Değişmedi. Tahtanın masaya temas eden alanı da değişmiyordu. Dolayısıyla masa üzerine etkilen basınç da yine ne olacaktır? Aynı kalacaktır. Yani buna da P diyebilirim. Şimdi artık çıkarımları okuyalım. Başlangıçta en fazladır diyor. Hayır, her durumda masaya etkileyen basınç P kadar, o zaman buna ulaşılamaz. Birinci hamle yapıldıktan sonra artar. Birinci hamleyi yaptık, P idi, hala P. O zaman birinci hamle yapıldıktan sonra artar çıkarımı da yanlış. Bu çıkarım da söylenemez. Üçe bakıyorum, ikinci hamle yapıldıktan sonra değişmez. İkinci hamleyi yaptım,
Masaya etkilen basınç P idi, hala P. Basınç ne yapmadı? Değişmedi. O zaman bu çıkarıma ulaşılabilir. Bu durumda cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, katıların basıncı konusunu anlattık. Basınca etkeden faktörlerden bahsettik. Soruları çözerken dikkat etmeniz gereken püf noktalarından bahsettik. Eğer bunlara dikkat ederseniz sizin için çok kolay bir konu olacaktır ve bu konuyla ilgili çıkabilecek bütün soruları rahatlıkla cevaplayabileceksiniz. Ama dediğim gibi o püf noktalarına çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor ve aynı zamanda tabii ki her zaman söylediğimiz gibi ne yapmanız gerekiyor? Bol miktarda soru çözmeniz gerekiyor. Başaracağınıza canı gönülden inanıyoruz.